Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kızıma dikmiş olduğum taahhütü paylaşıyorum. Yine her zamanki pratik kesim. Kumaşımı 4'e katladım. Baştan gösterdim. Üzerine uygun gelen bir taahhüt tabii ki en doğru tercih olacaktır. Ben paçalarını katladım. Çünkü birazcık paça boyunu oldu kısma fırfır ekleyeceğim. Ve kenarında dikiş yan taraflarında dikişsiz yapıyordum her zaman. Bu sefer dikişli olacak. Çünkü dikiş yerinin üzerine şerit, süslü bir şerit dikmeyi düşünüyorum. Bu şekilde. Sonuçta pratik kesim olduğu için üzerine birazcık düzeltmeler yapıyorum. Mesela paçası biraz gözüme geniş göründü. Oradan birazcık koyum aldım. Şurada hafif bir yamukluk olmuş. Onu da kestim. Şimdi ön kısmını kesiyorum. Ön kısmının oyumu biraz az oluyor. Arka kısmı kalça oyumu biraz daha derin oluyor. Şimdi açınca onu da yapacağım. Şimdi ön kısmı 1 santim kadar daha derin kesiyorum gördüğünüz gibi. Arka kısmı biraz yamuk kestiğim için orası daha yüksek. Yani normalde biraz sonra kağıt üzerinde size anlatacağım. Şimdi arka kısmın oyumunu yapıyorum. Arka kısmın oyumu biraz daha derin oluyor. Az sonra ben bunu kağıt üzerinde göstereceğim. Ön kısım, arka kısım. Şimdi ortadan birleştirip dikişini atıyorum. Yani daha önce de söylediğim gibi makine dikişlerimi şu anda gösteremiyorum. Çünkü telefon tutucum, kamera tutucum sabit. Evet, kağıt gösterimini şimdi size anlatıyorum. Evet, gördüğü gibi ön kısmın oyumu daha az, arka kısım daha oyumlu. Ön kısım daha derin, arka kısım düz bir çizgi işte çiziyoruz ya, çizginin 1 santim altında ön kısım, arka kısım da 1 santim üzerinde olmalı. Yani bu şekilde biçim yaparsanız pratik kesim yaparken daha rahat, yani şimdi çocuğunuz böyle eğildiği zaman kalktığı zaman arkası açılmamış oluyor. Sırtı açılmaz. Daha rahat bir kesim olmuş olur. Dikişimi yaptım. Şimdi üzerine süslü şeridimi yerleştiriyorum. Ben burada bunu iğneleyip dikeceğim. Fakat kaydırırım, yamulturum düşüncesindeyseniz terleyerek, iğneledikten sonra terleyerek dikerseniz daha garanti bir sonuç alırsınız. Kaydırma sorunu yaşamazsınız. Evet, dikişimi attım ve geldim. Havalarını çektim. Sonra dikişlerini yaptım. Bu şekilde yanına şeridimiz, üstümüz şeridimiz olmuş oldu. Şimdi iki parçayı üst üste koyup A kısmını birleştiriyorum. Ya aslında burada önce paçaları birleştirmek daha mantıklı. O zaman A kısmı daha güzel oturuyor. Ben burada biraz kolaya kaçmışım. Siz benim gibi yapmayın. Bu şekilde
Sonra şimdi açılarını birleştiriyorum. Normalde bu işlemi yapıp sonra ağ kısmını birleştirmek daha mantıklı. Paçasını iğneliyorum. Yine dediğim gibi isterseniz terleyebilirsiniz, isterseniz inildikten sonra direkt dikebilirsiniz. Yani makine iğnenin üzerinden geçiyor. Fakat hani iğnemi kırarım falan düşüncesi söz konusu ise iğneleri çıkartıp dikebilirsiniz. Yani dikerken iğneyi çıkartırsınız. Belindeki yüksekliği gösterdim bak burada. Hani ön kısım daha kısa, arka kısım daha geniş oluyor. Şimdi paçasına geçtim. Paçası için fırfır kullanacağımı söylemiştim. Biraz böyle şöyle paçalı tavuk görünümü vermek istiyorum taytımı. Biraz daha sevimli olsun düşüncesi. Evet, bu şekilde onun kumaşımın, yani paçanın iki katı parça kumaş kesip boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Kenarlarını dikiş edip ovalyak çekiyorum. Dikişimi attım, ovalyamı çektim. Üzerine makinemin en büyük ayarı 5 numara dikişiyle düz dikiş geçtim. Sonra şu şekilde ipin bir ucunu çekiyorum ve büzgü oluşturuyorum. Yani bu büzgüyü yapıyorum. Sonra paçamın içine onun büzgüleri tamamen orantılı bir şekilde paçanın içine yayarak onu yerleştireceğim. Yani büzgüleri burada düzgün olmasına dikkat edin. Bu da en önemli şey o. Evet, paçamı ters çevirdim. Şimdi içine orantılı bir şekilde yerleştireceğim. Videom bu şekilde, daha çok kısmalı mıyım? Hani şu an hızlı çekimde gösteriyorum, seslendirmesini sonradan yapıyorum. Yoksa daha da kısarak mı göstermeliyim? Açıkçası bu konuda nasıl davranmam gerektiği hakkında çok fikrim yok. Hani daha uzun videolar sıkıcı mı oluyor, yoksa kısalığı öz mü olmalı? Ha, ben kısalığı öz taraftayım ama bunda yaptığım her şeyi sizinle paylaşmak istedim. Yani elimden geldiğince sıkmamaya çalışıyorum. Bu şekilde her şeyi detayında göstermeye çalışıyorum bir yandan. Ya, umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Bu şekilde bütün düzgüleri güzelce yerleştirdim. Paçaya dağılımını yaptım. Zaten gözüküyor nasıl güzel dağıldı. Şimdi makine dikişini atıp size göstereceğim. Burada dikişimi attım. İğnelerimi çıkardım. Şimdi tel ipliğini söküyorum. Şimdi burada tel ipliğini ben yine beyaz renkten yapmışım ama aslında bir ton farklı renkten yapılırsa hangisi tel, hangisi dikiş ipi daha net anlarsınız. Bu şekilde paçalı bir taytımız olmuş oldu. Şimdi overlocklarını çekeceğim. Etek uçlarına ve dikişin olduğu yere ve son dikimini yapıyorum. Bir kere kıvırıp dikeceğim. Paçaları bitmiş olacak. Şimdi beline geldi sıra. Bel lastiğini daha önceki videolarımda göstermiştim.
söylemiştim. Bel ölçüsünden 5 santim daha kısa kesiyorum ve birer santim üst üste bindiriyorum. Normalde yani totalde tam 7 santim daha eksik olmuş oluyor belden. Çünkü lastiği böyle esnettiğimiz için, dikerken esnettiğimiz için esneme payı oluyor. O 7 santim esneme payımız olmuş oluyor. Bu şekilde, orantılı şekilde lastiği yerleştiriyorum ve dikişimi atıyorum. Dikişimi attım, overlock'unu çektim. Şimdi bir kere kıvırıp oradan bir kere daha dikiş atacağım ve taytım bitmiş olacak. Ve işte bitti. Bu şekilde paçalı tavuk görünümünde sevimli bir tayt oldu. Kızım çok sevdi. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Ve abone olursanız da çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.